Merhaba arkadaşlar, ben Uzay Çetin Kaya, ENS Yayınları Biyoloji yazarıyım. E, bu videoda sizinle birlikte 11. sınıf, 1. dönem, 1. yazılı yoklamasında küçük bir çalışma yapacağız. E, kitabımızda da mevcut olan bir yazılı örneği var. Bunun sorularını çözeceğim. Çözerken de size geriye dönük kısa kısa bazı hatırlatmalarda bulunacağım. Evet, e, ilk soru tipimize hemen şöyle birazcık sayfaları geriye çevirerek bakayım. Hıh! Doğru yanlış soru kalıbımız var arkadaşlar burada. Hemen okuyalım cevap verelim birbirimize. Koku reseptörleri aynı kokuya uzun süre maruz kaldığında impuls üretimini azaltır. Evet doğru bir ifade. Bu özellik biz çirkin kokulu ortamlarda uzun süre kalmayı da hani e, o kokuyu bir süre sonra almıyoruz çünkü. Kalma gibi bir avantajı da beraberinde getirmiş diyebiliriz. Böbrek üstü bezinin öz bölgesinden kortizol hormonu salgılanır. Bu ifade arkadaşlar yanlış. Neden yanlış? Çok basit bir şekilde gösteriyorum size. Şöyle bir böbrek üstü bezi çizdim. Bunun içerisinde ve dışarısında ne vardı? Korteks diye isimlendirdiğimiz bir bölge, bir de içinde nörondan bozma medulla dediğimiz bir alan vardı. Medulla dediğimiz alan öz alan demek. Korteks ise kabuk demek. Kabuk bölgesinden salgılanan hormonlar işte o kortizol bir tanesi burada. Kortizol burada. Ardından çok pardon. Heh. Aldosteron burada. Bir de bazı eşeği hormonlarının kopyalarını buradan salgılıyoruz. Meduladan ne salgılıyoruz? Adrenalin ve noradrenalin salgılıyoruz. Öyle değil mi? O yüzden bu ifade yanlış oldu. Otonom sinirler miyelin nöronlardan oluşurken somatik sinirler miyelinsiz nöronlardan oluşur demiş tam ters bir bilgi vermiş. Otonom sinirlerin arkadaşlar motor olanları miyelinsiz nöronlardan oluşuyor. Yani otonom sinirler miyelin nöronlardan oluşurken yani bu ifadeyi kullanabiliriz. Yanlış bir satır değil bu. Yani tamamen değil. Ama otonom motorların miyelinsiz olduğunu bileceğiz. Hemen yazayım ben buraya. Otonom motorlar miyelinsiz. Bu önemli benim için. Ama somatikler miyelinli. İşte burasından dolayı her türlü yanlış öncül yanlış. Göz bebeği refleksi orta beyinde kontrol edilir. Hemen bir işareti koyalım. Orta beyin yavrular ne işe yarıyordu? Vücudun duruşunu sağlıyordu. Bir de görme ve işitme reflekslerini kontrol ediyordu. İşte görme refleksi mesela bir göz bebeğinin hareketi. işte ışıkta veya karanlıkta büyümesi, çapının değişmesi örnek verilebilir. Yemek yedikten sonra sağlıklı bir insanın kanındaki insülin miktarı artar. E artar tabii ki. Neden? Çünkü vücuda bir şeker girişi gerçekleşiyor, değil mi? Nasıl çizdi hocanız grafiğini? Dedi ki şöyle bir grafik olsun. İşte bu grafik kandaki şeker miktarını göstersin. Bu da zamanı göstersin. Sizin kanınızdaki şeker miktarındaki değişim normal seviyenin üzerine çıktığında, altına indiğinde kanda bulunan insülin ve glikagon hormonları görevlerini yerine getirir. Mesela şurası normal değer. Diyelim ki şu birinci zaman aralığı, ikinci zaman aralığı şurası. Bu ikinci zaman aralığında kandaki şeker miktarı normalin üzerine çıktığında hemen devre insülin giriyor. İnsülin de salgısı başlıyor, artıyor. Ve ikinci zaman aralığının ardından bu normale kadar inişi gösteren şu üçüncü zaman aralığında yavrular şöyle büyüteyim. Üçüncü zaman aralığında da insülin etkisini görüyorsunuz. Bakın insülin bu dördüncü zaman aralığında diye gösterdiğim şurayı yapmaz. Yani normalin altına çekmez. Burada bir aç kalmış. Burada bir fiziksel aktivite gerçekleşmiş. Vücuttaki şeker miktarı azalmış diyebilirsiniz. Kanama olmuş dahi diyebilirsiniz. Ama burada insülin etkisi vardır diyemezsiniz. E MS ve Hashimoto otoimmün hastalıklar grubuna girer. Evet, MS Multiple Skleroz diye isimlendirilen bir sinir sistemi bozukluğudur. Nöronların miyelin kılıflarının zarar görmesiyle, sertleşmesiyle, skleroz sertleşmek demek, sertleşmesiyle ortaya çıkan bir hastalık. Bu maalesef bizim bağışıklık hücreğimiz tarafından gerçekleştirilebiliyor. Vücudumuzda bundan bu hücreler yabancı bir doku algısı oluşturarak nöronların bu miyelin kılıflarına zarar veriyor böyle bir durum ortaya çıkıyor. Hashimoto sendromu ise arkadaşlar tiroid bezinde hocanız bahsetmiştir. Demiştir ki işte Hashimoto sendromu TSH'in fazla olmasından kaynaklanır. Şimdi şöyle bir kurgu yapalım. E, tiroid bezinize otoimmün bir hastalık tanısı konulsun ve sizin bağışıklık hücreniz tiroid bezine zarar versin. Hipofiz bezi ne yapacak? Sürekli TSH üretecek. Çünkü karşılanmıyor tiroksin karşılanmıyor. Neden karşılanmıyor? E, tiroid bezi zarar gördüğü için karşılanmıyor. Tiroid beziniz zarar görüyor, bağışıklık hücreniz onu yok etmeye çalışıyor, parçalıyor. O bez kendini savunma mekanizmasını almış, tiroksin üretimini azaltmış. Ama ben hipofiz bezi olarak diyorum ki hadi sürekli üret, sürekli üret. E bu durumda da ne olacak? Tabii ki Hashimoto dediğimiz sendrom ortaya çıkacak. TSH'ın fazla olmasıyla kendini gösteren bir sendromdur. Bu hastalık. Amin yapılı hormonlar iç salgı bezlerinde üretilerek vücut boşluğuna salınır. Yanlış. Neden yanlış? Çünkü bir hormon vücut boşluğuna değil nereye salınır? Kana salınır. Damara bırakılır. Kanla taşınır. Yarım daire kanalları ve otolit taşları vücut dengesini sağlamada görev alır. Doğru. Yarım daire kanalları özellikle dönme hareketleri için e, buna dinamik denge diyorlar. Otorit taşları da kesecik ve tulumcuk içerisinde bulunuyor. Bu da sabit durum yani statik denge adını veriyorlar. Sonuç olarak beyincikle birlikte çalışarak vücudun dengesini sağlayacaklar. Duyu organlarında bulunan tüm reseptörler doğrudan dış ortamla temas ederler. Yanlış bir bilgi arkadaşlar. Yani buna örnek ne verebiliriz? İşte dil deriz mesela. Hani bu işte veya koku e reseptörlerimiz bunlar dışarıya açık. Hani temas edebiliyor nesneler veya gıdalar işte neyse kokular, tanecikler ancak gözde bulunan retinalar dışarıya açık değil. Derinin işte diyelim ki yani kılları reseptör olarak kabul edersek çünkü bunlar hafif dokunuşu kuvvetlendiriyor. Bunlar dışarıya açık ama derinin altında bulunanlar açık değil. Kulağın içerisindekiler açık değil. O yüzden bu ifade yanlış ifade tüm dediği için. Dildeki deseydi çok güzel olurdu. Kulaktaki deseydi yanlış olurdu. Dil ve e, burun kafi gelecektir bu satır için. Derinin dış yüzeyinde bulunan örtepiteli cansızdır. Yanlış. Örtepiteli canlıdır. Örtepiteli'nin üstünde bulunan neydi o tabakanın adı? Korun tabakası. Burası arkadaşlar cansızdır. Bakın bu satırdaki bilgimizi çok fazla kullanırız sorularımızın içerisinde. İşte üst deri e, cansız hücrelerden oluşur. Alt deri canlı hücrelerden oluşur. Yanlış arkadaşlar. Her yerde canlı hücre var. Üst derinin üstü cansız sadece. Tamam mı? Yani üst deride hem canlı hem cansız hücre bulunuyor. Öyle bir durum ortaya çıkıyor. Evet, diğer soru kalıbımıza geçtik. Burada boşluk doldurma yapacağız. A tabakada görüntüyü alan nokta nokta ve nokta nokta adı verilen iki tip reseptör bulunur demiş. A tabakada arkadaşlar e, yani retina dediğimiz tabakada çubuk reseptörler ve koni reseptörler yer alır. Çubuk reseptörler e, cismin şeklini algılar. Şekil algısını ortaya çıkartır. Özellikle de az ışıklı ortamlarda. Koni reseptörleri ise arkadaşlar cisimlerin renklerini algılar. Bunlar da ışıklı ortamda çalışırlar diyebiliriz. A vitamini eksikliğinde göz karanlığa uyum gösteremez. Neden? Çünkü A vitamini rodopsin denilen, rodopsin denilen bir pigmentin üretiminde kullanılıyor ve bu pigmentte işte bakın buradaki çubuk reseptörlerde bulunuyor. E şimdi çubuk reseptör görevini yerine getiremeyecek. Neyi algılıyordu? Şekli algılıyordu. Az ışıkta çalışıyordu. Şimdi göremedik. O zaman bu hastalığımızın adı nedir? tavuk karası diyorlar bunu halk arasında. Gece körlü diyelim. Kanda seviyesi iki hormon tarafından ayarlanan mineral kalsiyumdur. Evet akla ilk gelen ne oldu şu anda? Kalsiyumdur arkadaşlar. Hangi hormonlar tarafından ayarlanır? Kalsitonin ve parat hormon tarafından ayarlanır. Parat hormon kandaki kalsiyumu artırır. Kalsiyon ise kandakini azaltır diyeceğiz. FSH ve LH hormonları üreme organlarını etkilediğinden gonadotropin olarak adlandırılırlar. Gonadotropin olarak adlandırılırlar. Tropin arkadaşlar uyarıcı etken demek zaten. Gonad da işte üreme hücrelerinden, üreme organlarından geliyor. Zaten buradaki işte folikül stimulation hormon diye işte İngilizcesinden çeviriyoruz ya bunu folikül uyarıcı hormon olarak çeviriyoruz. E o yüzden hani bu ifadeyi de aklınızda tutabilirsiniz. Vücutta su ve mineral dengesi ara beyindeki nokta nokta ile evet her şeyin başı olan hipotalamus ile kontrol edilir. Beyinden çıkan motor sinirler nerede çapraz yaparlar demiş. Beyinden çıkanlar arkadaşlar soğanda çapraz yapar. Hemen yazalım. Omurilik soğanı da çapraz yapar. Beyine gelen duyu nöronları ise omurilikte çapraz yapar. Ve böylece işte diyoruz ya beyin iki lobdan oluşuyor. Üst uç beyin Sağ yarım küre, sol yarım küre. Sağ yarım küre vücudun sol tarafını, sol ise vücudun sağ tarafını kontrol ediyor. Bu çaprazlar yüzünden. Yani hem duyu nöronları ters bölgeye gidiyor. Hem motor nöronlar ters bölgeden çıkıp bize dağılıyor. O yüzden bu iki çapraz yüzünden sağ sol birbirine karışık diyebiliriz. İki yarım küreye ayrılan uç beyin boyuna yarığın altında nokta nokta ve nokta nokta ile birbirine bağlanır. Beyin üçgeni ve nasırlı cisim adı verilen yapılar ile arkadaşlar birbirlerine bağlanırlar. Yine klasik bir ifade tarzımız bizim. İnsülin hormonu yetersizliğinde kandaki glikoz seviyesi normal üstüne çıkmasına maalesef ki diyabet denir. Ya da şeker hastalığı adını verebilirsiniz. Şeker hastalığı denir. E, pis bir hastalık diyabet arkadaşlar. Bunun iki tipi var. Tip 1 diyabet ve tip 2 diyabet şeklinde isim alıyor. Özellikle tip 1 diyabet erken yaşta görüleni, kalıtsalını işte insülin eksikliğine bağlı olarak, insülin üretimine, üretimindeki aksamaya bağlı olarak görüleni, tedavisinin olmayanı, bu diyebiliriz son yıllarda işte yapılan gen terapisiyle şununla bununla hastalığın seyri gizlenmeye çalışılıyor ancak hani net daha bir sonuç ortaya çıkmıyor. Tip 2 daha çok ilerleyen yaşta ortaya çıkan bir durum. E bu reseptör duyarsızlığından kaynaklanan bir durum. Ancak kişi işte sağlıklı beslenmeye başlarsa ve işte egzersizlerini ihmal etmezse yani dengeli ve düzenli bir yaşam tarzına geçiş yaparsa tip 2 diyabetten kurtulmak biraz daha kolay diyebiliyoruz. Koku duyusu burun boşluğu içinde nokta nokta adı verilen alanda algılanır. İşte buranın adına sarı bölge diyoruz. Bakın bunu da şeyde çok karıştırırsınız. Sarı bölge ve sarı benek. Sarı benek gözdeki reseptör alanıydı. Burası ise bu, e, kokudaki, burundaki e, reseptör alanı. Aman ha dikkat. Burada bulunan hücrelerin de nöron kökenli olduğunu, çok çabuk yorulduğunu tekrar hatırlatmış olalım. Kesecik ve tulumcuk içinde otolit taşları bulunur. Bunların yapısı nedir? Kalsiyum karbonattır. Değil mi? Kalsiyum karbonat yapılı otolit taşları, denge taşları, kristalli dediğimiz yapılar bulunuyor. Bunlar vücudun statik dengesinde görev alıyorlar. Evet açık uçlu sorularımız var arkadaşlar. Şimdi onlara değinelim. Kulak kepçesiyle alınan ses dalgaları sırasında sırasıyla hangi yapılardan geçerek vestibüler kanalda sıvı dalgası oluşturur? Hemen evet. toparlayalım bakalım. Kulak kepçesiyle sesleri topladık. Nereye geldik? Dış kulak yoluna geldik değil mi? Dış kulak yoluna geldik. Kıkırdak yapılı olan bu eleman bize ne yaptı? Ses dalgalarını ilerletti ve kulak zarına bıraktı kulak zarı. Kulak zarı arkadaşlar ses dalgalarını katı ortama aldı. Şimdiye kadar nereden geliyordu? Hava ortamından geliyordu. Şimdi katı ortam, titreşim hareketlerine geçti. Kulak zarının hemen arkasında kemikler var. O işitme kemikleri dediğimiz ne onların isimleri? Çekiç, örs ve üzengi denilen kemikler mevcut. Bu kemiklerin ardından üzengi kemiğinin alt kısmı salyangoza bağlı olan bir zarla tutunuyor. Nedir o zarın adı? Oval pencere. Oval pencere. Oval pencere hatta deriz ki kulak zarı ile oval pencere arasında bir boyut farkı vardır. İşte 20x falan 20 katı kadar. Ee, bu oran arkadaşlar yani oval pencerenin küçük olması şu anlama geliyor. Zaten çekiç örs üzengi titreşim hareketlerini arttırarak sesi şiddetlendirecek. Bir de hani fizik dersi çok basit bir hikaye galiba büyük bir kulak var 1 kez titredi. Küçük bir oval pencere var 10 kez titredi, 20 kez titredi. Dolayısıyla bu çap farkı da bu büyüklük farkı da yine ses dalgasının daha da artmasını sağlayacak. Oval pencerenin hemen ardından dalız denilen bir alana geçiyoruz. Burası artık o vestibüler kanal dediğiniz kanalın başlangıç noktası vestibüler kanal içerisindeki perinev sıvısını artık titreşim hareketlerini başlattık. Devam edeyim ben. Vestibüler kanaldan sonra arkadaşlar timpanik kanal. Timpanik kanaldan sonra da kohlear kanala geçiyoruz. Kohlear kanalın içerisinde yer alan korti organımızı uyandırıyor ve buradaki mekano reseptörümüzü canlandırıyoruz. Titreşim hareketlerimizle birlikte impuls oluşturuyoruz. Bu mekano reseptör arkadaşımız ne yapıyor? İşitme sinirlerine bu impulsu gönderiyor. İşitme sinirleri ise buradan çıkacaklar. İşte talamusa gidecekler. Oradan da işitme merkezimiz temporal bölgeye ulaşacaklar. İşitme orada anlam kazanacak. Pankreasın neden endokrin, neden hem endokrin hem de egzokrin özellik gösterdiğini açıklayınız. Hemen açıklayalım. Neden endokrin özellik gösterir? Çünkü hocam insülin hormonunu salgılar ve glukagon hormonunu salgılar. İnsülin hormonu ne işe yarıyor? Kan şekerini normale kadar indirir. Glukagon ne işe yarıyor? Kan şekerini normale kadar arttırır neden eksokrin özellik gösteriyor? Yani pankreas için arkadaşlar neden bir karma bez ismini veriyorlar? Çünkü sindirim sisteminde görev alıyor. Hemen yazalım. Pankreasımızın aslında içerisinde bulunan endokrin özelliği gösteren yapıların adına Langerhans adası diyoruz. Langerhans adası. Bunun içerisinde iki tip hücre biliyorsunuz. Bir tanesinin adı beta, bir tanesinin adı alfa. Eksokrin özelliği gösteren bölge ise acinar hücreleri adını veriyoruz. Bu hücreler arkadaşlar enzim üretiyorlar. Ve aynı zamanda bu hücreler ince bağırsak pH'ini dengeleyecek olan bikarbonat üretiyorlar ve bunu salgılıyorlar. Evet. Yani hem kana hem de kanala bir salgı üreten yapı olduğu için pankreas bir karma bezdir. Hipotalamus'un görevlerini yazınız demiş. Tabi hipotalamus arkadaşlar ara beyin bölgesinde bulunan önemli bir merkezimiz. Hani görevlerini hemen kısaca sizinle böyle yazalım. Diyeceğiz ki bir otonom kontrol merkezidir. Ben cümleleştirmeden kısa kısa yazayım. Sizler çok daha hızlı bir şekilde videoyu durdurarak notunuzu alabilirsiniz. Vücudumuzun yavrular su dengesini bu eleman sağlıyor. Vücudun iyon dengesini bu eleman sağlıyor. Vücutta arkadaşlar karbonhidrat ve yağ metabolizmasını bu arkadaş kontrol ediyor. İşte heyecan veya stres durumlarında yine hipotalamusumuzun görevleri mevcut. Kendisi nöro endokrin bir özellik sergiliyor. Ne demek bu? Hocam hem sinir hem endokrin bez gibi çalışıyor. Evet hormon üreten bir sinir. Ve ürettiği hormonlarla beraber hipofiz bezinin, bunu endokrin sistemde görüyorsunuz, hipofiz bezinin çalışmasını kontrol ediyor. Özellikle ön lobun çalışması tamamen bunun elinde. Arka lob ise tamamen bunun elinde. Çünkü arka lob hipotalamusun bir uzantısı zaten. Ve arka arkadaşlar hipotalamusun ürettiği hormonların depo alanı istenildiği zaman buradan kana veriliyor. Aynı zamanda bir ara beyin bölgesi olduğu için şunu yazmaktan asla çekinmiyorum. Uyku ve uyanıklılıkla ilgili bir işlevi vardır tabii ki. İştah arkadaşlar bunun kontrolünde. işte aklıma geliyor mesela açlık, tokluk hissi yine bunun kontrolünde. Vücut sıcaklığını sağlamak bunun kontrolünde. Aynı zamanda en sonunda ne yazabiliriz artık? Eşeysel cinsel dürtüler yine hipotalamusun kontrolünde diyebiliriz. Evet, kandaki kalsiyum miktarı normal seviyenin üzerine çıkan insanda kalsiyum seviyesi normal getirmek için ne yapmak lazım demiş sıralayınız. Şimdi kandaki kalsiyum seviyesi, hemen şöyle yazalım. Kandaki kalsiyum normaldi. Öyle mi? Şimdi ne oldu? Arttı. Artarsa. Hemen artarsa arkadaşlar siz ne yapacaksınız? Kandaki kalsiyum seviyesini azaltacaksınız. Yani düz mü attık. Ne yapacağız? Gideceğiz. Hocam diyeceğiz ki tiroid bezi uyarılır. Evet. Tiroid bezi uyarıldıktan sonra kana kalsitonin Salgısı artar. Kalsitonin salgısı arttı. Kalsitonin artık eşik değerin üzerine çıktığını görüyorum. Ve görevini yerine getirmeye başlıyor. Nedir kalsitonin görevi? Kimdir kalsitonin hedef organları? 1- Böbreğe gittik. 2- Bağırsağa gittik. Ve 3- En önemlisi kemiğe gittik. Dedik ki böbrekte kalsiyum emilimi azalsın. Böylece kalsiyum idrarda tasın, değil mi? İdrarda kalsiyum arttı. Bağırsakta kalsiyumun emilimi azalsın. Böylece gayta dışkıyla daha fazla kalsiyum uzaklaştırdık. Bakın kandakini azaltıyoruz. Emmiyoruz en azından. Yani artmasını engelledik şu anda tamam mıyız? Yani aslında böbrek ve bağırsak kandaki kalsiyumun azaltmadı. Ne yaptı? Artmasını engelledi. Şimdi kemiğe geldik. Dedi ki kemikte kalsiyum birikimi artsın. Ne demek hocam bu? Yani abi kandan kemiğe kalsiyum geçer demek. Böylece kalsiyum miktarımızı ne yapacağız? Normalleştirmiş olacağız. Normale kadar azaltıyoruz. Göze giren ışığın retinaya ulaşma sürecinde geçtiği göz kısımlarını sırasıyla yazınız demiş. Evet önce korneye geldi arkadaşlar ışınlarımız. Korneada birinci kırılma yaşadı hatta ondan da bahsetmiş olayım. Korneaya geçtikten sonra ne yapacak? Hemen orada bir ön odamız var bizim. Ön oda. Ön odadan sonra göz Bebeğinden geçiyoruz. Göz bebeğinden geçtikten sonra hemen bir arka odamız var. Arka oda. Arka odayı geçtikten sonra geldik merceğe. Mercekte bir ikinci kırılmayı yaşayacağız. Artık odaklanıyoruz. Merceğin arkasındaki kocaman boşluğumuzun adı karanlık oda. Ve karanlık odada toparlanıyor ışınlarımız. Dağılanlar, yansımalar engelleniyor. Ve sonra geldik artık sarı beniye, Sarı benek. Sarı benek zaten retina dediğimiz tabakanın üzerindeki yapı arkadaşlar. Sarı benekte yavrular reseptörlerimiz bizim bu ışığımızı, rengimizi, şeklimizi, her şeyimizi algılayacak. Bir impuls oluşturacak. Bu impuls artık görme sinirlerine aktarılacak. Nöronlar buradan gözden çıkış yapacak. Nöronların çıkış yaptığı yer neresiydi? Kör nokta. Kör noktadan çıkış yaptıktan sonra artık düz doğru gideceksin. Nereye gideceksin? Önce optik Kiyazma alanına gideceksin. Ardından Talamus'a gideceksin. Sonra da Oksipetal loba gideceksin. Yani uç beyine çıkacaksın. Ve böylece görmeyi anlamlandıracaksın. Evet. Şimdi arkadaşlar son soru kalıbımız. Burada da bir eşleştirme yapacağız. Diyor ki görmeyi sağlayan fotoreseptörlerin yoğun olarak bulunduğu yer neresidir? Sarı benektir sarı benek veya fo veya denilen bir alandır arkadaşlar. O zaman dedi ki B 1 ile eşleşti. 5 duyu organından gelen duyuların yorumlandığı bölümdür demiş. Uç beyin arkadaşlar. Beyin yarım küresi bu işi yapar. Çünkü beyin yarım küresi yani uç beyin diyelim artık biz buna. Burası bizim duyu merkezimizdir. Motor merkezimizdir. Duyu merkezi demek duyu organlarından gelen uyarılar burada değerlendirilecek demek. Motor merkez demek istemli kas hareketleri buradan yönlendirilecek demek. Bir de şöyle toparladım ben üçüncü özelliğini. Ruhsal fonksiyonel merkezdir diye. İşte bu akla işte nasıl diyeyim işte sevmek, işte anlamak, algılamak, konuşmak gibi böyle aklınıza gelebilecek istemli hareketleri içeren ve duygu durum değişikliklerini içeren bir sürü kavramı bunun içerisine iliştirebilirsiniz. Böyle bir merkezimizdir. O iki yarım küremiz bizim. Böbrek üstü bezinin kabuk kısmını uyaran hormonumuzun adı ACTH ki adında zaten adrenokortiko diye bir ifade geçiyor. Tropik'te biraz önce söylemiştim uyarıcı demek zaten. Yani böbrek üstü bezinin kabuk bölgesine uyaran hormon. Türkçesi bu demek zaten. Hemen hemen tüm vücut fonksiyonlarını uyaran iot içeren hormon. Troksinimiz yavrular. Evet nöronlarımız hariç onlara çok bulaşamıyoruz biliyorsunuz bir hormon yardımıyla birçok vücut hücresini uyarıyor ve metabolizma hızını artırıyor. Bir sinir hücresinin başka bir sinir hücresiyle yaptığı bağlantıya da ne denir? Sinaps adı verilir diyelim. Evet. Soru tarzlarımız bunlardı arkadaşlar. Geniş bir özetimiz de oldu içerisinde. Sınavınızda başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.